Arkadaşlar herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Bugün bana yorumlar üzerinden iletilmiş bir soruya cevap vermek istiyorum bu içerik sayesinde. Soru çok kritik bir soruydu arkadaşlar ve cevabı da bizi çok bağlar bir takım unsurları içinde barındırdığı için böyle bir içerikle, böyle bir videoyla cevabı vermeyi tercih ettim. Hemen ben bana sorulan soruyu aklımda kaldığı kadarıyla size aktarayım. Bir takipçimiz bizim derslerde ya da yapmış olduğumuz çalışmalarda üzerinde çok durduğumuz birim nota ve zaman değerlerinin yani 18'lik, 3-4'lük gibi tabirlerimizin çalmamız gereken ritimselliklere ya da tartımlara, usullere hız noktasında nasıl bir tesir olduğunu sormuş. Yani biz 18'lik dendiğinde çalmamız gereken 18'lik ritmin hızına dair bir bilgi edinebiliyor muyuz? Yavaş mı çalacağız, hızlı mı çalacağız ya da orta hızlarda bir ritim mi çalacağız? Bunu anlayabiliyor muyuz? Bunu sormuş arkadaşımız ve aynı zamanda birim notalar değiştiği zaman ki 10-16'lık olabilir, birim nota 16'lık olabilir. Mesela 10 zamanlı içerisinde 18'lik olabilir, işte 14'lük olabilir bildiğiniz gibi. Bu durumda birim notalar değiştiğinde de çalacağımız usulün tempo ile ilişkisi nasıl kurgulanıyor? Bunu da sormuş arkadaşımız. Tabii biz şimdi hız yani tempo ile ilgili konuşacaksak arkadaşlar, öncelikle tempo üzerine biraz fikir alışverişinde bulunmalıyız. Tempo arkadaşlar biz ritimciler için özellikle çok kritik bir konu. Çünkü biz bir takım ritim egzersizlerine geçtiğimizde temponun ne kadar bizim için hayati olduğunu daha iyi idrak edeceğiz arkadaşlar 15 zamanlıları bitirdikten sonra. Aynı zamanda eser çalımlarında sahnede veya stüdyo kayıtlarında da tempo konusu yalnızca ritimciler için değil, bütün müzisyenler için çok kritik bir konudur. Öyle kritik bir konudur ki tempo konusu arkadaşlar, temponun önemi temponun tanımından çok çok daha önemlidir. Bu anlamda temel amacım arkadaşlar, temponun müzik için ne kadar önemli bir unsur olduğunu, müzik içerisindeki konumunu idrak edebilmenizi sağlayabilmektir. Bu anlamda ben öncelikle temposallık ya da tempo değerleri müzik literatüründe karşımıza nasıl çıkıyor? Bir iki örnek vererek bu konuya değinmek istiyorum. Ondan sonra da vereceğim başka bir takım mizansenlerle tempo konusunun daha anlaşılır, daha kafamızda netleşebilmesi adına bir takım şeyler size aktarmak istiyorum. Bizim arkadaşlar müzik literatürü dediğimizde karşımıza en donanımlı çıkan alan arkadaşlar, çok sesli müzik olarak da konuşabileceğimiz, üzerine çok sesli müzik olarak da konuşabileceğimiz klasik batı müziği arkadaşlar alanıdır. Klasik batı müziği literatürü çok sağlam tutulmuş bir müzik dünyasıdır. Ve bu anlamda biz tempo değerlerine bakacak olursak çok detaylı bir gruplandırmayla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Klasik Batı müziğinde yani senfonik müzik kültüründe. Örneğin moderato denmiş ki buradaki tabirler İtalyancadır. Yani Klasik Batı müziğinin dili İtalyancadır arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Moderato diye bir tempo aralığı mesela belirlenmiş. 108 ile 120 BPM arasındaki hızlara moderato deniyor arkadaşlar. Orta hızları kastediyor mesela burada moderato. Başka bir gruplamada, başka bir tempo aralığında andante diye bir tabir kullanılmış. 76 BPM ile 108 BPM arasındaki hızlar kastedilmiş arkadaşlar burada ve şöyle de bir anekdot düşünmüş bu andante tanımının ya da isminin yanına yürüyüş hızında denmiş. Burada bir soru işareti oluşsun kafamızda. Adagietto diye bir başka tempo aralıkları var, tempo aralığı var. 70 ile 80 BPM arasında kalan tempolara da adagietto denmiş. Burada da tercihen yavaş çalınması gereken eserler için kullanılacak tempolar hedeflenmiş arkadaşlar. Adagio diye başka bir tempo aralığı var. 66 ile 76 BPM arasındaki hızlar kastedilmiş adagio tanımıyla ya da ismiyle. Yavaş ve görkemli eserlere uygun temposallıklar olarak bu gruplandırmada adagio yerini almış. Şimdi bir iki tanesini ben size saydım. Aslında bu gruplandırma şematik olarak çok daha aşağıya ve yukarıya uzanan yoğun bir gruplandırma arkadaşlar. İlgili arkadaşlar Google üzerinden rahatça görebilirler diğer tempo değerlerini arkadaşlar.
Şimdi burada benim dikkat çekmek istediğim iki unsur var. Birincisi, örneğin moderato, orta hızlarda çalınması gereken eserlerin temposallığını isim olarak moderato olarak kodlanmış bu aralık, tempo aralığı arkadaşlar, 108 ile 120 BPM arasında, değil mi? Yani bize 90 BPM moderatodur dememiş. Bir tolerans payı bırakmış. Çünkü arkadaşlar, çalınması gereken eserlerin tansiyonları ve tempo arasında çok ciddi bir ilişki vardır. 1 BPM'lik farklar bile arkadaşlar, bir eserin duygusal bütünlüğünü ya da tansiyonunu bize doğru bir biçimde aktaramayabilir. O tansiyonu doğru bir biçimde duyulur hale getiremeyebilir. 1 BPM'lik farklar dahi arkadaşlar. Bu anlamda moderato işte 90 BPM'dir ya da 95 BPM'dir denmemiş, bir tolerans payı bırakmış. Çünkü her eser kendi içinde farklı bir takım dinamiklere sahiptir değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Ve bu dinamiklerin yerli yerince vermek istediği enerjiyi karşı tarafa verebilmesi için çok doğru bir tempo üzerinde ilerlemesi çok kritiktir arkadaşlar. Bu anlamdan baktığımız zaman, bu açıdan baktığımız zaman şunu da görürüz. Stüdyo çalışmalarında arkadaşlar her kim albüm çalışması yapıyorsa, Michael Jackson'dan tutun Tarkan'a kadar, bütün stüdyo çalışmalarında arkadaşlar bir şarkıya başlanacağı zaman ilk olarak temposu bulunur. Tempo bulunduktan sonra çalım süreci başlar arkadaşlar. Ve bu anlamda tempo, aslında temposunu, doğru tempoyu bulmak bir şarkının aslında çalışma aşamasının en kritik noktasıdır ve hatta en zor noktasıdır desek yeridir arkadaşlar. Abartmış olmayız. Şimdi klasik Batı müziğinin bu vermiş olduğumuz tanımlamalarında ayrıca dikkat çeken bir takım noktalar var. İşte andante için yürüyüş hızında tabiri kullanılmış mesela. Yani biz hani iyi kötü temponun hızını anlayabilelim diye yürüyüş hızında ibaresi eklenmiş andante'nin yanına. Burada arkadaşlar şunu görüyoruz. Soyut bir kavram bu. Görece bir kavram. Ve şunu da belirtmekte fayda vardır. Müzik üzerine arkadaşlar bizim somut olarak konuşabileceğimiz bir iki unsur vardır. Onun dışında kullandığımız bütün tanımlar ya da dillendirmeye gayret ettiğimiz bütün durumlar soyut kavramlar üzerinden hep aktarılır. Yani müzik duygusal bir iş olduğu için insanların duygularıyla oluşturduğu ve insanların duygularına temas eden bir iş olduğu için arkadaşlar çok somuta indirilebilen bir takım kavramlardan söz edemiyoruz. Görece bir takım kavramlarla karşılaşıyoruz burada olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar bizim müzik kültürümüzde üzerine çalıştığımız ritim ve usul dünyasında peki bir gruplandırma yapılmamış mı? Tabii ki yapılmış arkadaşlar. Özellikle Türk sanat musikisini her zaman vurguluyorum. Literatürü biraz daha sağlam tutulmuş arkadaşlar Türk halk müziğine göre, ki Türk halk müziğinde de çok değerli bir takım kaynaklar oluşturulmaya başlandı arkadaşlar. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Almak istediğiniz, erişebileceğiniz bir takım kaynaklar var arkadaşlar. Bir takım değerli perküsyoncuların, değerli ritimcilerin bu anlamda bir takım çalışmaları var. Ama sanat musikisi bu kültüre biraz daha değer vermiş ya da literatür oluşturma noktasında daha detaylı çalışmaları daha önceden yapmış arkadaşlar ve biz şöyle bir durum görüyoruz. Zaten aslında derslerde çokça üzerinde durduğumuz bir konuydu bu. Mertebeler konusu arkadaşlar. Türk sanat musikisinde çalınan usuller belli mertebeler üzerinden zamansallıklara vurgu yapmış. Yani nedir mesela? Birinci mertebe, ikinci mertebe ve üçüncü mertebe olarak genelde üç mertebe üzerinden usullerin hızları gruplandırılmış. Birinci mertebe çalınması gereken usulün en hızlı alanını, en hızlı halini temsil etmiş. İkinci mertebe dediğimiz orta hızlarda çalınması gereken bölgeyi temsil etmiş. Üçüncü mertebede en ağır çalınmasını ritmin veya usulün en ağır halini kapsamış arkadaşlar. O bölge, yani o temposallıklar üçüncü mertebe olarak kodlanmış. Yani andante, moderato gibi tabirler yerine birinci mertebe, ikinci mertebe, üçüncü mertebe olarak 3 gruba ayrılmış. Yani çok hızlı, orta hızlarda ve ağır çalımlar olarak biz Türk sanat musikisinde temposallıkların bu şekilde gruplandırıldığını görüyoruz.
Şimdi arkadaşlar, Türk halk müziğinde ise bazı tabirler kullanılır. Çok hızlı çalınması gereken bir ritim için örneğin yürük denir. Yürük çalınması gereken ritim denir. Bu anlamda bir takım tabirlerle halk müziği dünyasında temposallık vurgulanmış arkadaşlar. Ben şimdi temponun bizim için ne kadar aslında önemli, hayati bir konumda olduğunu vurgulayabilmek adına size bir betimleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir örnek vermek istiyorum. Tempoyu şöyle düşünebiliriz. Bir treni üzerinde taşıyan ray sistemi gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Treni duyduğumuz ya da çaldığımız müzikler gibi düşünecek olursak, o yapıyı yani müzik yapısını, müzikal dünyayı sırtında taşıyan unsur arkadaşlar, üzerinde taşıyan unsur tempodur. Tren yolculuklarında hep dikkatimizi çekmiştir. Tren aynı zamanda raylarla olan ilişkisiyle ve aynı zamanda kendi iç mekanizması yüzünden bir takım sesler de duyurur. Bir takım ritmik sesler de duyurur arkadaşlar. Tren yolculuğu yapmış olanlar bilirler. O sesler de perküsyon dünyası olarak kodlanabilir kafamızda arkadaşlar bu mizansen üzerinden. Bizim arkadaşlar yaptığımız iş yani perküsyon çalgıcılığı, ritim çalgıcılığı arkadaşlar müzik ve metronom arasında bir köprü kurmaktır. Yani biz metronomu içselleştirmiş olduğumuz metronomu ya da bazen kulaklıkla dinlediğimiz metronomu düzgün bir biçimde tartımsal değerlerle hissettiririz arkadaşlar. Ve diğer müzisyen arkadaşlarımızla telli veya nefesli çalan ya da farklı enstrüman çalan arkadaşlarımızla arkadaşlar doğru bir metronomsallık üzerinde eserin çalınmasını sağlamayı amaçlarız. Tabii ki bir takım ritimsel hareketlerle, bir takım tartımsal hareketlerle bunu duyulur bir hale getiririz. Metronomu hissedilir bir hale getiririz arkadaşlar. Bu anlamda bizim görevimiz o kadar kritiktir ki eğer biz metronomu yürütürken yavaşlama gibi gayri ihtiyari ya da farkında olmadan hızlanma gibi bir takım hareketler yaparsak arkadaşlar o parçayı gerçekten de biraz deforme etmiş oluruz. Ne kadar deforme etmiş oluruz ya da o parçaya nasıl zarar vermiş oluruz bunu anlamak için de yine tren örneğine dönebiliriz. Ray sisteminde problem olan ilerlediği ray mekanizmasında, ray sisteminde problem olan bir trenin başına ne gelirse arkadaşlar seyahat halindeyken bizim de çalım anındaki çalmakta olduğumuz parçanın başına öyle bir hal gelir eğer metronom üzerinde, tempo üzerinde tutarlılık gösteremezsek, bir istikrarlı yürüyüş sergileyemezsek arkadaşlar. Bu anlamda bazen pratik yaşantıda şöyle şeylerle karşılaşırız. İşte parçaya gireriz arkadaşlar ve birden denir ki ya işte parça biraz yavaş oldu biraz hızlandıralım. Ya da parça biraz hızlı oldu biraz yavaşlayalım. Yani parça içinde bazen bazı müzisyen arkadaşlarımız böyle taleplerde bulunabiliyorlar arkadaşlar. Bu benim hiç onaylamadığım bir şeydir. Bir parçaya doğru metronomla girilemediyse dahi o parça artık o metronomla devam ettirilmelidir. Çünkü metronom değişiklikleri özellikle yavaşlama arkadaşlar parçayı ezer, parçayı öldürür. Hani bir nebze hızlanmak neyse ama çalım esnasında parçanın metronomuyla oynamak o parçaya yapılabilecek büyük bir harekettir. O parçaya yapılabilecek büyük bir yanlıştır. Çünkü bir şekilde o duygusal bütünlük belli bir temposallık üzerinde ilerlerken başka bir temposallığa geçildiğinde bir önceki çalınmış tansiyonla yeni metronom üzerinde biraz hızlanılmış metronom ya da yavaşlatılmış metronom üzerindeki tansiyon arasındaki köprüyü aslında biz oluşturmakta zorluk çekeriz. Burada perküsyoncuların, deneyimli perküsyoncuların yapacağı bir takım ufak numaralar belki o hissiyatın çok da böyle belirgin olmamasına sebep olabilir. Bu da kişisel deneyimlerle oluşan, tecrübelerle artık pekişen bir takım durumlardır arkadaşlar. Bu anlamda ben özellikle tren örneğinde yani ray sisteminde deforme olmuş bir trenin başına gelebilecek durumları hayal etmenize, karamsar bir hayal kurmanıza sebep olarak arkadaşlar metronomun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. Bizim zaten ritim çalışmalarımızda
Metronom üzerinden yapacağımız envai çeşit egzersizle zaten karşılaşacaksınız arkadaşlar. 15 zamanlardan sonra ufak ufak perküsyon çalım sürecine geçtiğimizde arkadaşlar, metronomun bizim için ne kadar kritik bir yerde olduğunu daha iyi idrak edeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Ben bu anlamda tekrar arkadaşımızın sorduğu sorunun daha onun istediği cevap kısmına doğru bir geçiş yapmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi biz 18'lik dendiği zaman hangi hızlarda bir ritim çalacağımızı anlayabiliyor muyuz diye sormuştu takipçimiz. Arkadaşlar anlayamayız. 18'lik dediğimizde biz çünkü dediğimiz gibi mesela klasik müzikte gördük, bir tempo aralığı hissederiz. Yani 18'lik işte düm düm tek düm tek düm düm tek düm tek hızında da çalınabilir. Düm düm tek düm tek düm düm tek düm tek gibi de çalınabilir. Biz burada hangi metronomu çalacağımızı yalnızca 18'lik dendiğinde algılayamayız arkadaşlar. Bizim bunu algılayabilmemizi sağlayacak bir tane nokta vardır. Çalınacak esere hakim olmamız gerekir arkadaşlar. Yani hangi eserin çalınacağını bilmemiz gerekir. Bizim özellikle esere olan hakimiyetimiz önemlidir. Çünkü genelde metronomu, yani hangi hızlarla çalınması gerektiğini parçanın, ritimciler verir. Gittiğiniz konserlerde dikkat etmişsinizdir. Genelde hep davul çalan özellikle kişiler bagetle tak 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 diye sayarlar ve orkestra metronomu alır, çalınması gereken parçaya beraberce girebilirler arkadaşlar. Ritimcilerin sorumluluğundadır metronom konusu ağırlıklı olarak arkadaşlar. Ve bizim hangi metronomda çalacağımızı bilmek şarkıyı bilmekten geçer. Yani biz 18'lik dendiğinde yalnızca kabaca nasıl bir hızda çalmamız gereken bir ritim olduğunu tahmin edebiliriz ama gerçek temposuna dair bize 18'lik tabiri ya da sayısal değerleri bize gerçek bir bilgi vermez. Bunu net olarak söyleyeyim. Bu anlamda ne yapmamız gerekiyor? Çalıştığımız alandaki arkadaşlar geçebileceğimiz eserleri, Türk sanat musikesi üzerinden düşünürsek genelde eser denir şarkılara. Ya da halk müziği dünyasında türkü formundaki eserlerle ya da türkülerle ilgileniyorsak arkadaşlar, repertuarımızı geniş tutmak zorundayız. Çalınan eserlerin arkadaşlar ya da şarkıların duygusal bütünlüğünden haberdar olmamız gerekir ve bu şu demektir, içselleştirmemiz gerekir arkadaşlar. İçselleştirme kavramı çok önemlidir metronom çalışmalarında. Metronom egzersizlerine geçtiğimizde arkadaşlar, belki yapan dostlarımız da vardır, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Metronomla çalışırken hedef metronomu düzgün takip etmek, düzgün takip etmektir. Fakat metronomu kulağımızı olduğu gibi kulağımızı metronoma yönlendirmek değildir arkadaşlar. Metronomu içselleştirmek önemli olandır. Biz metronomu içselleştirdiğimiz zaman metronomla düzgün çalışmalar yapabiliriz. Bu anlamda metronom olarak biz konum aldığımız zaman arkadaşlar bir sahne üzerinde, bizim iç metronomumuz nereden geçer, nereden biz içsel metronomumuzu algılayabiliriz? Çalacağımız eserin her noktasından haberdar olursak arkadaşlar, içselleştirmiş olursak arkadaşlar çalacağımız eseri, biz bu anlamda doğru bir metronomla şarkıya girer ve diğer müzisyenlerin de doğru bir metronomla şarkıyı çalabilmelerini sağlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi birim nota konusuna dönecek olursak, bu arada son olarak şunu da ilave edeyim. Çok dinlemek gerekiyor arkadaşlar. Çok repertuarı çok geniş tutmak gerekiyor. Caz müziği ile ilgileniyorsanız yalnızca caz standartları değil, yeni dönem yapılan çalışmaları da takip etmeniz gerekiyor. İşte halk müziği ile ilgileniyorsanız elinize geçen bütün kaynaklardan, ki artık çok çok kolay. Eskiden kaset alıyorduk, CD alıyorduk. Artık şu an internetten birçok örneğe rahatça ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bolca müzik dinlemek gerekiyor. İlgi alanınızdaki repertuarları mümkün olduğu kadar genişletmeye bakmanız gerekiyor ki metronom gibi özellikle hassas konulara hakimiyetimiz kuvvetlensin.
Arkadaşımızın belirttiği bir başka noktada birim notalar üzerinden temposallık nasıl değişiyordu arkadaşlar. Biz zaten aslında bunu özellikle Türk sanat musikisinde yapmış olduğumuz, Türk sanat müziğine dair yapmış olduğumuz usul çalışmalarında çok vurguladık ama ben bir daha üzerinden geçeyim. Türk sanat musikisinde mertebe kavramları üzerinden olayın şekillendiğini gördük. Biraz önce de zaten bunu aktarmıştım. Örneğin biz aksak semai usulünü dikkate alalım. Saz semailerinin özellikle velveleli vuruşlarla çok saz semailerinin olmazsa olmaz ritimsel yapısıdır arkadaşlar bildiğiniz gibi aksak semai. Aksak semai 18'lik bir usuldü arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi 18'lik dediğimizde biz aksak semainin bulunduğu noktayı orta hızlar olarak tariflendirmiştik. Dersimizde bayağı detaylı zaten bu konuyu işlemiştik. Eğer biz birim notasını değiştirirsek 10-16'lık yaparsak çaldığımız aynı ritmi 10-16'lık yani 16'lık nota değerlerini birim notası olarak kabul edip çalarsak arkadaşlar hemen hemen 2 kat daha hızlı çalmamız gerekiyordu. Neden? Çünkü 16'lık nota değeri 8'lik nota değerinin yarısı kadardır. Yarı zamanı kadardır arkadaşlar. Yani 8'lik nota değeri 1, 2, 3, 4 zamansallığını kapsıyorsa daha rahat anlaşılsın diye 4'e kadar saydım arkadaşlar. Bir kafa karışıklığı oluşmasın. 16'lık nota değerini biz 1, 2 dediğimizde bitiriyoruz. Yani 8'lik notanın yarısı kadar bir zamansallık işgal ediyor 16'lık nota değeri arkadaşlar. O anlamda çalınan notalar zamansal olarak yarı değer kadar yarısı kadar hızlı bir zamanda bittiği için arkadaşlar 8'lik birim notasıyla çaldığımız şekle göre o yüzden ölçü de gayri ihtiyari nota değerleri küçüldüğü için yarı değeri kadar küçüldüğü için daha hızlı bir biçimde bitiyor arkadaşlar. Yani bu anlamda bize birim nota tempoya dair bir işaret veriyor mu? Evet veriyor. Çünkü daha küçük, daha hızlı notalarla çaldığımız için arkadaşlar aynı ritimsel yapıyı gayri ihtiyari o ölçü yani bir ölçü yarı değeri kadar, yarı zamanı kadar bitmiş oluyor arkadaşlar. 16'lıklar üzerinden düşündüğümüzde 8'lik birim notalara kıyasla. Yine 18'lik dedik işte ağır aksak. Eğer daha yavaş çalmak istersek ağır aksak usulünü pardon, ismi ağır aksak usulü oluyordu. Yani biz birim notasını 8'lik değil de 4'lük nota olarak kabul ettiğimizde arkadaşlar ne görüyorduk? İsminin ağır aksak olduğunu görüyorduk. Zaten anladığımız gibi aksak usulünün ağır versiyonunu, ağır halini çalmamız gerektiğini algılıyorduk. Yine aynı şey söz konusu. Dörtlük nota zamansal olarak 8'lik notanın 2 katı kadar uzundur. Ve bu anlamda bizim vuracağımız birim nota üzerinden dörtlük notaların daha karşımıza çıktığı 14'lük çalımlarda yani ağır aksak çalımlarında gayri ihtiyari nota değerlerimiz 2 kat daha uzun olduğu için arkadaşlar aksak semaideki 18'liklere göre arkadaşlar gayri ihtiyari daha uzun bir 2 kat uzunluğunda hemen hemen bir zamansallık teşkil edecek bir ölçüde. Bu anlamda biz şunu anlayabiliriz. İşte yine curcuna, aksak semai ve ağır aksak semai üzerinden düşündüğümüzde en hızlı çalmamız gereken hali 16'lık notalarla, birim notasının 16'lık olduğu değerlerde karşımıza çıkıyordu. Curcuna usulü olarak arkadaşlar, 10 zamanlı usullerin Türk sanat müziğinde. Aksak semai olarak 18'lik yani orta hızları 8'lik birim notalar temsil ediyordu. Dörtlük notalarda arkadaşlar ağır aksak semainin birim notası olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ez cümle birim notalardan biz ne kadar yani hızlı çalıp çalmayacağımızı anlayabiliriz. Fakat ne kadar hızlı çalıp çalmamamız gerektiğini çalacağımız eserin ya da şarkının ya da türkünün bilinmesiyle ancak anlayabiliriz. Yani hangi şarkıyı, hangi türküyü çalacağız? Bunu bildiğimiz zaman biz o şarkının ya da eserin temposuna dair bir fikir üretebiliriz. Ama onun dışında şunu söyleyebiliriz. İşte halk müziğinden mesela 9 zamanlılara bakalım. Ne gördük? 9-16'lık gördük.
16'lık nota değerleri ufak nota değerleriyle birim notası ufak nota değerlerinden 16'lık nota değerlerinden kurgulanmış 9-16'lık teke yöresi ritimlerini gördük mesela. Düm teke de düm teke 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 1-2-1-2-3-1-2-1-2 şeklinde gidiyordu mesela. Üçlüsü başta olan teke ritmi. İşte burada biz 16'lıkları kullanarak ritimsel dokuyu algılıyorduk arkadaşlar. 9-8'lik dediğimizde mesela roman müziğinin çok karakteristik bir ritmidir. Şimdi envai çeşit 9-8'lik var. Yani yalnızca 9-8'lik dediğimizde biz hızlı mı çalacağız, yavaş mı çalacağız? Bunu nasıl anlayabiliriz ki parçayı bilmiyorsak? Yani mesela çok hızlı 9-8'lik çalım örnekleri olduğu gibi ağır roman diye bir kavram var mesela. Çok ağır çalınan 9-8'likler var. Hani mesela aranje gereği çok ağır başlanır 9-8'lik ağır romanda ama ufak ufak ilerletilir. Hani buna da dikkat çekelim. Yani bir aranje yapıldıysa arkadaşlar temposallıklar değişebilir. Ama yavaş girdik parçaya biraz hızlandıralım noktası çok kötüdür. O parçaya daha büyük bir kötülük yapmak, akortsuz çalmak dışında mümkün değildir. Yani bu açıdan arkadaşlar umut ediyorum arkadaşımızın sorusuna bir nebze olsun cevap verebilmişimdir ve temponun önemine dair kafamızda bir takım noktalara dokunabilmişimdir arkadaşlar. Bu anlamda fazla uzatmak istemiyorum. Meramım bu kadar. Eğer yeterli gelmezse buradaki anlatımlar lütfen alta belirtiniz yorumlarda. İcap ederse ki aslında daha sonra tekrar bu konulara daha detaylı bir biçimde gireceğiz ama yine de kafanıza takılan bir nokta varsa lütfen yazın. Mutlaka cevaplamaya gayret ederim sevgili arkadaşlar. Temponun ne kadar bizim için önemli olduğunu adım adım zaten yaptığımız çalışmalarda daha hissedeceğiz ama umarım verdiğim bir takım örneklerle temponun müzik için ne kadar mühim olduğunu biraz idrak etmenize vesile olabilmişimdir sevgili arkadaşlar. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Soruyu soran arkadaşımıza böyle bir içerik oluşmasına sebep olduğu için de ayrıca çok teşekkür ederim arkadaşlar. 12 zamanlı usul ve ritimlerde görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar değerli dostlar. Hoşça kalın.